şimdi Patrick Rufus direkt adamdan şöyle bir bahsedeyim. Amerikalı bir yazar. 73 doğumlu. Yani ortalama işte 40 yaşlarını Kaç yaşında oluyor? 50 yaşına mı geldi? Tamam. Kaç e, öyle yani şu anda bizim e, civarlarımız. Hatta Twitch'te falan yayın yapıyor kendisi şu aralar. E, son çıkaracağı kitaptan bir bölüm okumuş orada vesaire falan. Şimdi. Esas gelelim konuya. Bu adamla ilgili, bu kitaplarıyla ilgili neden sürekli böyle bir haberler, bir şeyler yapılıyor, bir şeyler söyleniyor? Şimdi bu adam öncelikle Rüzgar'ın Adı diye bir kitap yazıyor. Sonra ikinci olarak Bilge Adamın Korkusu diye devamını çıkarıyor. Bu üçleme olacak bir kitap serisinin ilk iki kitabı. Üçlemede Kral Katili Güncesi diye geçiyor. Bunlar işte Kral Katili Güncesi birinci kitap, Kral Katili Güncesi ikinci kitap. Üçüncü kitap yok. Ve uzun süredir yok yani sürekli böyle bir adam ha yazdım ha yazacağım modunda ve herkes böyle bir şeyde ya bu adam yazmayacak ya bu adam etmeyecek. Nerede kitabımız millet ayaklanmış falan. adamı savunması da şu <laughs> diyor ki ya ben önceden işte zevk için yazıyordum zevk aldığım için yazıyordum şimdi üstümde çok baskı oluştu baskı olunca yazamıyorum ben. Gittim <laughs> diyeceğim şimdi yani şöyle bir şey var şimdi bak kopuk kopuk anlatmayayım da. Şimdi ben iki, iki kitabı da okudum. Rüzgarın Adı ve Bilge Adamı Korkusunu okudum. En baştan şöyle başlayayım. Kitaba ulaşmadan önce aslında ben kitabın kapağını çok beğendim. Kapakta bir resim var, bir illüstrasyon var ve bu illüstrasyon acayip ilgimi çekti. Çünkü illüstrasyonda öyle bir macera var ki, yani bir karakter var, karakterin özellikleri belli. Hani belirgin sırtında sazı, saçları kızıl, pelerini sonra önünde uzanan bir yol, uzaklarda dağlar falan. Bu resim, bu illüstrasyon benim çok da beğendiğim, çok da severek takip ettiğim Massimo adında bir artiste ait. Bu resmi görünce "Aa" dedim ne kadar da güzel bir resim. Ne kadar hikayeli bir resim. Sonra bu resmi mersem bu kitabın kapağının için yapılmış olduğunu gördüm. "Aa" dedim Kit kitabın kapağı böyleyse kim bilir kitabın içi nasıldır. Kitabın kapağını böyle yaptıran içine neler neler yapmıştır. Sen bunu tut al okumaya başla Allah Allah. Yani ben kapaktaki o yüksel yok çok yükselmişim kapağı demek ki herhalde diye düşünüyorum. Yok kitabın içinde öyle bir fan, öyle bir hikaye yok yani öyle bir macera yok. Bir evet bir macera bir fantastik hikayesi var evet ama hikayenin daha ilk kitabın yarısındayken anlıyorsun ki ya diyorsun bu adam bu hikayeyi yazarken sonrasında ne olacağını düşünmüyor belli ki. Daha en başından ben bunu hissettim çünkü e, öyle şeyler mesela karakterimizin başına bir şey gelir, bunlar olur, olur, olur. Sonra o karakterimiz bu olaydan sonra başka bir olaya atar, atlar değil mi? Devam ediyor çünkü yoluna, oradan oraya gidiyor işte okula yazılacak bilmem ne bilgi adamının korkusunda falan. Olaylar ilerler, karakterimiz büyür bir yandan fakat benim başıma gelen hani o karakterin başına gelen bir olaydan sonra ikinci olayda ya da üçüncü olayda bir önceki olayla ilgili öğrendiğim ya da karakterimi geliştirdiğini düşündüğüm herhangi bir davranış veya tepkiyi hiç vermiyorum. Direkt şey yapıyorum yeni bir karakterle başlamışım gibi daha onu tanımıyormuşum gibi yepyeni bir olaylara tepkim veriyorum. Yani sanki hiç karakter gelişimi yaşamıyorum gibi. Başıma bir şeyler geliyor ama... Hadi bir de bu olsun gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ee, anlatabiliyor muyum? <laughs> bir şey ya bir şey öğrenmişim gibi ya da bir karakterim kötüye ya da iyiye etmiş gibi davranmıyorum. Sanki bu yepyeni bir olay ve hadi böyle hikaye yeniden başlıyormuş gibi. Yani böyle ben de böyle genel olarak bu adam yazar olarak şöyle şeyler hissettirdi. Daha sonrasında ne yazacağına ilgili bir fikri yok. Ben ikinci kitaba geçtim, dedim ki hadi belki bir şeyler çözülür burada düğüm 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 düğüm. Dedim ki bir şey çözmeye belli ki bir şey çözmeye e, fikri var. O yüzden bu kadar düğüm oluştu, bu kadar gizemli. E devam ediyoruz. Yo birinci kitapta anlattığı bazı şeyleri unutmuş bile adam. Yani hani öyle devam ediyoruz. Ya hani bir de bir yerde kafamın tepesi attı. Aslında bu videoyu yapmamın sebebi aslında o yorumu görmem diyebilirim. Bir yerde şöyle bir şey gördüm. Ekşi'de galiba. Tolkien'den sonra işte en iyi türünün en iyi yazarı. Yani bunu söyleyen insan ya ciddi almamak lazım tabii de her şeyi. Ya yani Tolkien'in ismini nereden duydu acaba? <laughs> Bence bir yerden duymuş çünkü hani okuduğunu sanmıyorum. Yani o kadar çok acayip. Bak şöyle şimdi şöyle şu tepkiden de korkuyorum işte saygı duyalım birbirimizin fikirlerine muhabbetinden de korkuyorum ama bu çok yanlış anlaşılan bir şey arkadaşlar. Fikirlere saygı duyulmaz. Fikirleri ifade etme özgürlüğüne saygı duyulur. Çünkü eğer fikrine de saygı duyacaksan ben hiçbir şey tartışamayacağız demektir yani. İfade ediş biçimine saygı duyarım. Üslubuna dikkat edersen ve fikrini söylersin ve biz tartışmaya başlarız. Herkesin fikri kendine deyip herkese saygı duyarsak Hiçbir şey tartışamayız. Böyle durduğumuz yerde dururuz gibi geliyor bana. Şey, o yüzden adam haklı olabilir. Tolkien'den sonra en iyi <laughs> Kim mesela sence Tolkien'den sonra en iyi? Orada bir boşluk varsa çünkü o <laughs> <laughs> Orayı doldurmuş olabilir mi diyorsun? Ben herhangi bir Ben zaten böyle yorumlar yapmayı pek sevmiyorum hani işte. Çok iddialı geliyor bana işte. Bilmem neydi, bilmem neyin en iyisi. Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı daha önce gibi ya da işte ne bileyim. Iı, Tolkien'e de mesela en iyisi diyemem. Ben fantastik bilim kurgunun hepsini bilmiyorum ki. Nereden bileyim en iyisinin ne olduğunu? Her şeyi tüketip her şeyi böyle şey yapmadım ki Laplace şeytanı gibi. Hani her şeyi bilmiyorum ki her yerde her an olan. Bu ifadeler bana çok saçma geliyor açıkçası. Ben çok sinirlenmişim. <laughs> her şeye böyle atarım tap, şeyim var. Böyle yani benim içimde bunlar birikmişti bu konuyla ilgili. Yani çerezlik okumalık ben okudum evet. Sevmediysen niye okudun o kadar sayfa diyenler var vardı mesela bir de. Ben bir şey başladım bitirmek istiyorum. Ne olduğunu görmek istiyorum. Ve ayrıca bu adamın nereye varacağını da bilmek istiyordum. Ki bir yere varamıyor hala. O taşın ta, Taş kapılar mı bir şey? Üçüncü kitap çıkacakmış hala. Kaç yıldır? 20 yıldır mı çıkacak artık? Ne kadar zamandır çıkaracağım diye. Üstüme çok geliyorlar. Şey yapamıyorum. Ben baskı altında yazamıyorum diyor adam. Yazamıyormuş canım benim. Kazandığın paraları. Hayır, alıyor. en başında zaten bak şimdi öyle hikaye öyle bir başlarsın ki zaten bir nereye varacağını bilirsin en başta anladın mı hani mesela çok basit bir iskeleti vardır. Ondan sonra etrafını donatırsın güzel güzel. Hani o iskeleti sen yazmamışsın demek ki devam edemiyorsun anladın mı? Ben sana bu şekilde kızarım ya. Bu da şey gibi hani fan kızması gibi bir şey oldu. Anladın mı hani böyle niye yazmıyorsun ikinci kitabı gibisine. Hayır öyle bir şeyim yok. Hani böyle çok hevesle beklediğim bir şey de değil. Ama böyle bir tavırlar, bir şeyler ay baskı distim yazamıyorum demeler falan. Zaten hikayenin anladın mı tutmuyor yani. Hikaye böyle sağlam değil. Yani ilk iki, iki kitaptan ben hiç memnun kalmadım onu söyleyeyim. Ama iki tane okum. İkisinde okudum bir de bin küsür sayfa falan bir tanesi. Biri 700 sayfa, biri bin, 1012 sayfa falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya bak mesela kitap tamamen böyle kaka demiyorum. Kitabın içinde e, çok güzel küçük küçük hikayelerden zevk aldım mesela. Bazı yerlere küçük e, anekdotlar koymuş, hikayeler at, atmış vesaire. Bunlar çok hoşuma gitti ama böyle karakterin dediğim gibi gelişmesiyle ilgili, karakterin direkt karakterini de sevmememle ilgili bir o durum var. O ayrıdır. Karakteri sevmezsin, seversin. O fark etmez ama iyi ya da kötü, sevmediğim ya da sevdiğim bir karakter olsun. Bunda bir e, ilerleme kaydetmesini bekliyorum. Olmuyor, gitmiyor. Adatabildim mi? Bir şey olmuyor o karaktere. Sürekli böyle e ee? falan oluyorsun. E ee? ne ne yani? Ne oradan oraya gidiyor, bilmem ne ırkıyla tanışıyor. İşte onların kültürlerini öğreniyor falan. Aa diyor, şaşırıyor ve tamam. Oradan hiçbir şey, hiçbir şey düşün, yani düşün, a diyor deyip hani böyle ne bileyim, bu, bak böyleymiş deyip böyle bir o horizon'ı genişletme olur ya hadi bir şey. Çok farklı şeyler öğreniyor çünkü o kültürden. Ama umurunda değil sanki, ha okey. Lan. <laughs> ben şeyime bakarım, seksime bakarım tarzında. Yok işte orada herkes birbirinde sevişebilirmiş. İşte bununla da sevişiyorlar falan. Bu da şey diyor işte değil. Aa bizde böyle değil diyor hani şey e, sevgili olmamız gerekir bilmem ne. Erasmus'a gidiyor? Erasmus'a gidiyor resmen bir yerde. Allah'ım ya yani o kadar zaten erkek fantazileri dolu şeyler var ki kitapta oralara hiç girmiyorum. Neyse. Karakterin ismi. Bunları Karakterin ismini şimdi söyleyeceğim o, o da ayrı bir şey. Kvote diye yazılıyor. Hmm. E, Kvof diye okunuyormuş bilmem ne kıvota diye okuyormuşuz biz yanlışmış bilmem ne diye saçma sapan şeyler de var ya Quote diye yazıyor. ben öyle okuyorum hiçbir şey değişmedi hayatımda Kvof diye okumuşum kvota diye okumuşum bu kitapla ilgili tek güzel şey gerçekten Rüzgar'ın adı kitabının kapağı arkadaşlar Maximonetti'nin o yaptığı güzel illüstrasyon keşke o illüstrasyonun bir hikayesi olsa trailer gazabına mı uyuyormuş evet trailer gibi yani böyle çok güzel trailer gibi. Film o kadar iyi değil gibi. Neyse, baş karakter nasıl bir adam? Anlattım ya, sabahtan beri onu anlatıyorum. Çocuk hmm. ailesi ölüyor Çok bilmem ne. Geliyor. Harry Potter gibi düşün. İşte çocuk başına bir şeyler geliyor falan. Meğersem ama aslında bilmediği güçleri var bu çocuğun falan. Hmm. İşte bir yerlerde bir hatta büyücülük okuluna falan gidiyoruz hatta neredeyse böyle taşları sıkıyoruz, oralarımız, buramızı çıkıyoruz, barlarda takılıyoruz. Tam bir şeyiz ya. Harry Potter staylıyız yani, hakikaten öyle. Olayın ne peki? Amacı ne? Nereye Erkenlik. <laughs> <laughs> ya yani şey değil mesela işte ben ım, korsanlar için? kralı olacağım gibi bir amaç değil mi? Yani öyle bir şey yok ortada ya da vardıysa hatırlamıyorum bile çünkü onun üzerine hiç şey yapmadım. Bir tane kız var ama o, 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 hatırlıyorum. Konuşamadım. Bir tane kız var onu hatırlıyorum. Ee, arada geliyor, arada gidiyor. Kızla takılmaya çalışıyoruz falan neyi, neydi belirsiz. Orada bir gizem yaratmaya çalışmış. Ama kızın gelip gitmeleri de şey böyle. Adam arada şey diyor. hatır Aa şey vardı ya. Bizim funda vardı. Onu bir getireyim geri falan diyor. <laughs> ya, bilmiyorum ya. Çok aksak bir kitap. Çok eksik bir kitap bence. Yani hep bence bunlar ama arkadaşlar. Yani şey mi? Macera aramak için mi yola çıkmış? Yazar mı? Evet. <laughs> Hayır canım şey ailesi vesairesi ölüyor mu ne oluyor bir şey oluyor ailesi bilmem nesi hmm. işte yaşayacak yeri kalmıyor falan ya kendini bulmaya çıkıyor aslında gibi bir şey düşünebilirsin Sırtına atıyor müzik müzisyen bu adam hmm. öyle bir yol gezer kafasında hani böyle bir göçebe takılıyor sonra oradan oraya başına işler geliyor birileriyle arkadaşlık kuruyor birileriyle tanışıyor falan. Oradan işte okul bir şey buluyor, oraya giriyor. Orada işte maceraları devam ediyor. Bununla da içimi döktüm ama <laughs> hadi hayırlısı bakalım. Başıma bir iş gelmez umuyorum. Bulacak şey mi yiyeceksiniz kalıyorsun? 60 kişi devam Evet Öyle demesem iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Toplamda 50 kişi izlerse bunun 5'inden küfür yemeyi bekliyorum ama öyle bir oran düşün yüksek. 50 kişi izlerse 5'inden beşinden... küfür. 5'inden küfür edeceğimi düşünüyorum. İyi mi? Bence yüksek bir oran. Bence değil. Değil mi? 50 kişi %10 yapıyor. Çok az. %10'dan, %10 zaten hani oran hep. E, ya yu, Herhangi bir şeyi %10'u şey yapıyor seni kale alıyor düşün. Hmm. Beni kale alacak o kadardır diyorum. Onlar da küfür edecek diyorum. <laughs> Bitti.